Herkese merhaba arkadaşlar. Hız problemleriyle ilgili soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Kampımızın ortalarını geçtik. Hız problemlerinin böyle orta seviye sorularının çözümlerini yapacağız. Hız problemleri çok kektir arkadaşlar. Bunu birçoğunuz zaten yapıyorsunuzdur. Oldukça da eğlenceli bir konu arkadaşlar. Dedikten sonra bence direkt başlayabiliriz. Kendimizi küçültelim. Küçülttük. Evet. Adam ne demiş? Bir bisikletli K ve L arasını 3 saatte. Şöyle yapalım, bir bisikletimiz olsun. Şurası K olsun, burası L olsun. K ile arasını 3 saatte. Yaya 7,5 saatte almış. Öyleyse K ile arasındaki mesafe eşittir V bisiklet çarpı 3. Sen git 3. Ya da K ile eşittir V yaya çarpı 7,5 diyelim mi? Tamam. Bisikletli ile yayanın hızları arasındaki fark saatte 22. Hoppa, hemen yazalım. V bisikletli eksi V yaya neymiş? 22,5'muş. Buna göre K ile arasındaki o şey nedir demiş adam bize. Mesafe nedir demiş. Bakın, burası K ile, burası da K ile. Ben bunları birbirine eşitliyorum. Şöyle diyorum, 3 tane VB. Şöyle diyelim arkadaşlar, şunu düzgün VB diyelim. 3 tane VB eşittir 75 bölü 10 VY diyelim. Senle seni sadeleştirelim. Her iki tarafı da 5'e bölelim. Burası 15 gelecektir. Burası 2 gelecektir. Şununla da bunu sadeleştirelim. Burası 5 gelecektir. Öyleyse 2 tane VB eşittir 5 tane VY. Yani burası 5K ise burası 2K. Şurada yerine yazalım mı? Yazalım arkadaşlar. 5K'dan 2K çıktı. 3K eşittir 225. Bölülü yazacaktım da vazgeçtim. 22 tam onda 5. Her tarafı 3'e bölelim. Her tarafı 3'e bölelim. K'mız ne geldi? 22 5 bölü 3 geldi. Burası da ne yapardı? Bölersek arkadaşlar 7,5 yapacak mıdır? K 7,5 gelecektir. Şurada yerine yazalım. VB'yi bulalım. VB hızımız ne olacaktır arkadaşlar? 5 çarpı 7,5'tan 5 kere 5 25 52 35 37,5'tur. VB hızını bulduk. Götürüp yerine yazarsak 112,5 kilometre gelecektir. Devam edelim. Aralarında 63 kilometre yol bulunan iki araç aynı anda aynı yönde hareket ediyorlar. Hızları saatte 54 ve 45 kilometredir. Arkadaki araç kaç saat sonra öndeki aracın 36 kilometre önüne geçer. Yani şu arkadan gelen adam şurası 36 ise 99 kilometrelik yol alır. Öndeki bu adam 36 kilometrelik yol alır. Her ikisi de T saat. Öyleyse diyorum ki 63. Şöyle yazalım. 63 artı 36 eşittir 54 eksi 45 çarpı T midir? Burası 99 eşittir çıkartırsak 9 çarpı T. T eşittir 11 arkadaşlar. 11 saat sonra önüne geçmiş olur. Devam edelim. Öyleyse arkadaşlar aralarındaki mesafe 90 eksi 60 çarpı T formülüne dönüştü. Burası ne yaptı? 210 240 eşittir 30 çarpı T. Sen gittin sen gittin. T eşittir 8. Demek ki 8 saat sonra yakalayacaktır. Devam edelim. Adam ne demiş arkadaşlar? A kentinden B kentine doğru hareket eden bir araç. Yapalım. A kentinden silek şunu bir. A kentinden B kentine doğru hareket eden bir araç. 60 kilometrelik hızla gitmiş, 80 kilometre hızla dönmüş. Bakın, 60 ile gitmiş, 80 ile dönmüş. Gidiş dönüş toplam 7 saat sürdüğüne göre. Şimdi arkadaşlar iki yoldan çözelim. Giderken ki süresi nedir? T1 eşittir x bölü 60. T2 nedir arkadaşlar? x bölü 80.
olacaktır. T1 artı T2'nin T1 artı T2'nin 7 olduğunu biliyorum. Ben bu iki ifadeyi taraf tarafı toplarsam 7 eşittir. X 60 artı X 80 olur. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişletirsem 7X bölü 240 eşittir 7 olur. 7'ler gider. X eşittir ne olacaktır? 240 olacaktır. Sorun var mı? Evet, sıradaki sorumuza geçelim. A noktasından B noktasına doğru V hızıyla D noktasına doğru 3V hızıyla iki araç yola çıkmış. Bu iki araç BC yolu üzerindeki C noktasına 10 kilometre uzaklıkta olan E noktasında karşılaşmış. Çevrem nedir diye sormuş. Bakın arkadaşlar. Ben bu uzunluğa x, bu uzunluğa y dersem, şu uzunluğum x artı 10, şu uzunluğum y olacak mıdır? Aynen öyle. Bu adamın t sürede aldığı yol x artı y artı 20 eşittir 3 ve t olacak mıdır? Peki bu adam x artı y yolunu v çarpı t sürede alır mı? Taraf tarafa bölelim. Vt'ler gitti. 3x artı y eşittir x artı y artı 20 attım karşıya. X artı y'miz ne gelecektir arkadaşlar? 10 gelecektir. Adam çevre istiyor. Bakın 1x 1y 1x 1y yani 2x artı 2y artı 20 var mı? Kesinlikle. X artı y 10. 20 artı 20'den ne gelecektir? 40 gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğinde verilmiştir. Devam edelim. A, B, C, D, E düzgün altıgeninin A köşesinden B'ye doğru V1 hızıyla B'ye doğru V2 hızıyla şekildeki gibi iki hareketli hareket etmiş. V1 hızına sahip hareketli V1'imiz burası. V2 hızına sahip hareket eden bir saat sonra hareket ediyor. V1 eksi bir saat sonra hareket ediyor. V1'in hareketinden 9 saat sonra ED'nin ortasındaki K noktasında bu iki hareketle karşılaşıyor. V1'in hareketinden tam burada ortada karşılaşıyorlar. Yani burası X, burası 2X, burası 2X, burası 2X, burası 2X, burası 2X, burası X. Bakın V1'in hareketinden 9 saat sonra bu V2 ile hareket eden 10 saatlik yolu V2 hızıyla 10 saatte x 5x'lik yol almış mı? V1 ile hareket eden de 9 saatte 1, 2, 3, 6, 7x'lik yol almış. Sorun var mı? Buna göre V1 bölü V2 nedir diyor bana. Ben de diyorum ki taraf tarafa bir oranlayın bunları. Oranladım. Sen gittin, sen gittin. 45 tane V1 eşittir 70 tane nedir arkadaşlar? V2 5'e bölelim 14, 5'e bölelim 9. Öyleyse V1 bölü V2 eşittir 14 bölü 9 gelecektir. Anlaştık mı? Devam edelim. KM 45, MN 30, NL x metreymiş şekilde K ve B noktalarında. Aynı anda hareket eden iki araç birbirine doğru hareket ederlerse M'de bakın. Ben burayı T saatte alacağım. Burayı da T saatte alacağım. Öyleyse 45'lik mesafe ne olacak? V1 çarpı T. 30'luk mesafe ne olacak? V2 çarpı T. Ben bu iki ifadeyi taraf tarafı toplarsam 75 eşittir. V1 artı V2 çarpı T ya da kısaca aralarındaki mesafe eşittir. Hızları toplamı çarpı T olacaktır. Peki devam edelim. Aynı yönde hareket ettiklerinde ise L'de buluşuyorlarmış. Bakın aynı yönde hareket ettiklerinde ise L'de buluşuyorlarmış. V1 hızıyla hareket eden adam 75 artı x'lik yolu V1 çarpı T sürede. Bu adam x'lik yolu Bu adam x'lik yolu V2 çarpı T1 diyelim sürede alıyorsa
Problem var mıdır? Yok. Ya kardeşim, ben bu iki ifadeyi taraf tarafa toplarsam burası ne olacaktır? 75 artı 2x eşittir. V1 artı V2 çarpı T1 olacaktır. Tamam. Buna göre x nedir diye adam bize sormuş. Şimdi arkadaşlar, şu adamın aldığı yol 75 artı x V1 T mi? Güzel. Bu adamın aldığı yol x eşittir V2 A çarpı T. Taraf tarafa oranlıyorum. 75 artı x bölü x V1 bölü V2 mi? Peki ben burayı taraf tarafa oranlayayım. Burayı taraf tarafa oranlayayım. V1 bölü V2 de 45 bölü 30 mu? Aynen öyle. 15'e böldüm 3, 15'e böldüm 2. İçler dışlar yaptım. 150 artı 2x eşittir 3x'ten x ne gelecektir arkadaşlar? 150 geldi. Yani şu bilgileri biraz gereksiz yazdık. Sonra farklı bir çözüm kullandık aslında. Dedikten sonra sıradaki sorumuza geçelim. Tabii şöyle biraz sığmadı gibi ama çevresi 660 metre olan O merkezli çember üzerindeki A ve B noktalarından sırasıyla 32 ve 23 metre bölü dakikalık hızlara sahip iki bisiklette aynı anda zıt yönde harekete başlıyorlar. Güzel. Açı 120 derece imiş. Karşılaştıklarında A'dan hareket eden kaç metre yol almıştır? Hemen yapalım arkadaşlar. Ya tamamı kaçmış arkadaşlar bunun? 660 mı? Yani 120 bölü 360 eşittir x bölü 660 diyelim mi? Sen de sen gitti 3, sen de sen gittin 220. Demek ki bu adamların aralarındaki mesafe 220'ymiş. Aralarındaki mesafe eşittir. Hızlarının toplamı 5, 55 çarpı t. Bakın ben bunu 2 çarpı 11 çarpı 10, bunu da 5 çarpı 11 yapsam. 11'ler gitse, şunla şu gitse demek ki t'miz kaç gelecek? 4. A'dan hareket eden adam 4 dakikada ne kadar yol almış onu bulalım. 32 çarpı 4'lük yol almıştır. X A diyelim eşittir. Burası da ne yapacaktır? 128 metre yapacaktır. O da C seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. Bir dairesel pist üzerinde bir noktadan 3 atlet aynı anda koşmaya başlıyor. Bakalım bir dairesel pistimiz varmış. Dairesel pistimizin üzerinde bir noktada 3 atlet varmış. Birinci atlet başlangıç noktasına geldiğinde ikinci atletin başlangıç noktasına 30 metre. Birinci tamamladı. Şurası 30. Üçüncü atletin de 45. Yani şurası 15. Tamamı 45 olacak şekilde yol kalıyor. İkinci atlet başlangıç noktasına geldiğinde üçüncü atletin 20 metrelik yolu kalıyor. Devam edelim. İkinci atlet yolu tamamladı. Üçüncü atlet burada. Buradaki mesafe neymiş arkadaşlar? 20. Bu pistin çevresi nedir? Birinci atletin hızı V1 olsun mu? V1 x eşittir. X eşittir. V1 çarpı T. X eksi 30 eşittir. V2 çarpı T. X eksi 45 eşittir. V3 çarpı T mi? Güzel. Siz durun. Devam edelim. Üçüncü atlet yarışı tamamlasın arkadaşlar. Pardon, ikinci atlet yarışı tamamlasın. İkinci atlet yarışımızı tamamladı. X eşittir V2 çarpı T1 diyelim. Ötekisinin hala bu kadar yolu kalmış. V3 çarpı T1 diyelim. Sorun var mı? Ya diyorum ki ben bu ikisini taraf tarafa oranlasam. Bir de bunun ikisini taraf tarafa oranlasam. Yani x bölü x eksi 20 eşittir. X eksi 30 bölü x eksi 45. İçler dışlar yaparsam x kare eksi 45x eşittir. X kare eksi 50x artı 600. Sen gittin, sen gittin. 95x eşittir 600 ise x'imiz ne gelir arkadaşlar? 96, 5 gelecektir. Dairesel bir pist üzerinde bir noktadan 3 atlet aynı anda koşmaya başlıyor. Birinci atlet başlangıç noktasına geldiğinde ikinci atletin başlangıç noktasına olan mesafesi 30. Üçüncü atletinki 45'miş. Devam edelim. İkinci atlet başlangıç noktasına geldiğinde diğer üçüncü atletin bitirmesine ne kadar varmış arkadaşlar? Daha 20 metrelik yolu varmış. Tamam. Adam ne diyor? Buna göre bu pistin çevresi nedir diye sormuş.
Şimdi bakalım arkadaşlar. Aralarındaki mesafe ilk durumda 15 iken ikinci durumda kaça çıkartmış arkadaşlar? 20'ye çıkartmış. Bakın aralarındaki mesafe 15 iken 20'ye çıkartmış. Yani 5 metrelik fark için 30 metre koşmuş. Güzel. 20 metrelik fark için ne kadar koşar? 600 bölü 5'ten x eşittir 120 gelir. Evet. Evet arkadaşlar, hız problemleriyle ilgili örnek çözümlerimizi yaptık. Kafanıza takılan her şeyi mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.